Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Türkiye'de bir şeker krizi yoktur. Bu konu üzerine bir görüşme yapmak istiyorum sizlerle. Ülkemizde algılar maalesef gerçeklerin önüne geçmiş ve doğruların önüne geçmiş durumdadır. Özellikle de sosyal medya ortamı tam bir kontrolsüzlükle Türkiye'de sanal gündem oluşturmak için uygun bir zemin. Biri bir yalan atıyor. Binler, on binler, yüz binler hatta milyonlar o yalana inanıyor. Siz gerçeği ortaya çıkarıncaya kadar tabiri caizse ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Yalanın yayılma hızı gerçeğin yayılma hızından 6-7 kat daha fazla olduğu bir bilimsel bir gerçek. Hal böyle olunca da gerçeğin peşinde olanların işi hayli zor. Bu yalanlardan biri de Türkiye'de bir şeker krizinin olduğu ve şekerde dışa bağımlı olduğumuz yalanı. Türkiye'de bir şeker krizi yoktur. Gelin bunu detaylandıralım. Türkiye'de şeker pancar üretimi şeker kurulu tarafından her yıl belirlenen şeker kotalarına bağlı olarak şirketler tarafından programlanmaktadır. Şeker üretiminde ve dolayısıyla pancar üretiminde kota uygulaması ülke kaynaklarının optimum düzeyde verimli ve etkin kullanımını sağlamaktadır. Ülkemizde toplam tatlandırıcı e, kurulu kapasitesi 3 milyon 151 bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta bazlı şekerler olmak üzere toplamda 4 milyon 130 bin tondur. 140 bin tondur. Neden kotalı üretim yapılmaktadır? Bu, e, bu tamamen tarımsal planlama ve sözleşmeli üretimle alakalı bir durumdur. Türkiye'de kişi başı şeker üretimi bellidir. Ortalama o da 30 kilogramdır. Bu da 84 milyonla çarpıldığı zaman ortaya 2,5 milyon gibi bir şey çıkıyor turistlerin gelmesi, göçmenlerle falan bu 2700'lere kadar çıkabiliyor. İhtiyaca göre kota artırılıp azaltılabilmektedir. Şeker pancarı üretimi ilgili kanun ve yönetmeni hükümler doğrultusunda şeker kurulu tarafından tespit edilerek şirketlere tahsis edilen pancar şekeri kotalarının üretim garantisi için yine kuruldan belirlenen pancar ekim alanlarından üreticiler ve temsilcileri ve şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlemesi suretiyle kotalı olarak yapılmaktadır. Türkiye'de şeker pancarı tarımı ve şeker sanayi ile ilgili tarımsal politika, kamu iktisadi tişe püsüt bir kurum olan Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından yürütülmektedir. 1935 yılında kurulan kurumun temel politikası şeker pancarı tarımını geliştirmek suretiyle sanayinin ham maddi ihtiyacını güvenceye almak ve böylece ülkenin tarım ekonomisine hizmet etmek şeklinde özetlenmektedir. Ülkemizde şeker sektörü 4600 sayılı şeker kanunu yürürlüğe girmeden önce dönemsel olarak değişen ithalatçı ve ihracatçı konumu ve istikrarsız bir üretim seyri izlemiştir. Özellikle 1990'lı yıllarda üretim miktarında meydana gelen istikrarsızlıklar sektörü kimi zaman ithalat riski, kimi zaman da stok durup, e, sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle stratejik öneme sahip olan şekerin üretim planlaması ve kontrolü büyük önem taşımaktadır. Üretim planlaması coğrafi konum nedeniyle pancardan şeker üreten ülkemizde şeker fiyatının dünya fiyatlarına göre yüksek olması dünya ticaret örgütünde taahhütlerimiz kapsamında şeker ihracatına sübvansiyon uygulanmaması ve pancardan şeker üretiminin göz ardı edilmeyecek boyutta yarattığı ortaya çıkardığı katma değer nedeniyle yıllık yurt içi şeker ihracatı ihtiyacı güvence altın e, stoğu esasına göre yapılmaktadır. 4634 sayılı şeker kanunu ile Türkiye şeker talebini karşılayacak düzeyde üretim planlaması yapılmakta olup ülke içinde pazarlanacak şeker miktarı cumhurbaşkanı tarafından tahsil edilen kotalar ile belirlenmektedir. Ülkemizin yıllık şeker ihtiyacı %97,5'u şeker pancarından, %2,5'u da nişasta bazı şekerlerden kazanmaktadır ki bu şekerler de tamamen ihracat için kullanılmakta. Türkiye'de diğer sektörlerde ürünlerde olduğu gibi şekerde de koruma tedbirleri, Dünya Ticaret Örgütü, Tarım Anlaşması, Pazara Giriş Davetleri doğrultusunda belirlenmiş ve uygulanmaktadır. İthalat tak e, tavan olarak taahhüt edilen %150, oranındaki koruma oranında oranında 2004 yılına kadar %10 indirim taahhüt edilmiş. 2004 yılından itibaren gümrük vergisi %135'e indirilmiş ve halen aynı oran devam etmektedir. Özel koruma tedbiri öngörülmediğinden mevcut ithalat koruma oranı dünya şeker fiyatları ve kur değişikliğine bağlı olarak zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Dünya borsa fiyatlarının iç fiyatların altında olması sektörün sürdürülebilirliğinin yüksek koruma oranları ile güvence altına almasını gerektirmektedir. Ülkemizde maalesef bir algı yolu ile Türkiye'nin dışarıdan şeker ithal ettiği yaygarası koparılmaktadır. Bu tamamen asılsızdır. İthalatın tamamı dir kapsamında ithal edilen şekerlerdir. Nedir bu dir? Dir dahilde işleme rejimi. Ne demek? İhracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracat sistemidir. Yani önce ihracat var sonra ithalatlar Demek aslında Türkçesi bu. Dahilde işleme rejimi yurt içinde dünya fiyatlarından temin edilmeyen hiç edilemeyen ya da üretimi yetersiz olan yeterli kalitede bulunmayan malzemelerin gümrük maliyeti olarak yurt dışından getirilmesini olanak sağlayarak girdi maliyetlerini azaltmak suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla oluşturmaktadır. Bir kapsam amacıları bunlar. Buradaki amaç ihracatı artırmak. İhracatın artırırken de iç piyasada üreticiyi korumak gerekmektedir. Bunun için de ithalatı dengede tutmak için %135 gümrük vergisi konulmuştur. Türkiye'de Mayıs 2022'de bu, bu sene 2022'de Mayıs'ında şeker de gümrük sıfırlanmıştır. Neden? Çünkü pandemi ve Ukrayna ve Rusya savaşının tetiklediği ekonomik kriz dolayısıyla enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu yükseltmiş. Bununla birlikte vatandaşta oluşan panik havası nedeniyle aşırı bir talep oluşmuştur. Bu da beraberinde şeker fiyatlarının artmasına sebep olmuştur. Devletin elinde bulunan şeker stoğu da maalesef bu panik havasını yatıştıramamıştır. Vatandaş aylık tüketiminin 3-5 katı talepte bulunca marketlerde stoklar hızla erimiştir. Raflarda sıfır stok olmaması için de devlet 2022 Mayıs ayında 15 Ekim'e kadar şekerde gümrüğü sıfırlamak zorunda kalmıştır. Bu hamle ile şeker fiyatlarının afaki yükselişinin önüne geçmiştir. Ki bu da 400 bin ton civarında falan bir şeker geldiği söyleniyor. Çok yüksek bir şeker değil. E bu şeker ithal ettiğimiz anlamına gelmiyor. Ülkemizde tıpkı buğdayda olduğu gibi bir ham madde sorunu yok. E, tıpkı şekerde de bir ham madde sorunu yok. Türkiye şeker fabrikaları, aşağıya stoklarının azalması, kota ve kapasite kullanım oranının korunması, ihracatın ülkemiz ekonomisine e, katkısının devam etmesini göz önünde bulundurarak A kotası dışındaki C şekeri ihracatı ve dahilde işleme izin belgesinden kaydedilen imalatçı ihracatlı firmalara satış yapacak e, yaparak değerlendirmektedir. Şimdi A kotası ne demek? B kotası ne demek? C kotası ne demek? A kotası şeker şu demek. Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilen şeker miktarını belirtir A kotası. B kotası ise A kotasının belli bir oranla tekamül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarı demektir bu. C şeker ise A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanmayan yani yurt dışına e, şeker e, ve yurt dışına işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz e, şekeri belirtir. Görüldüğü gibi A kotası dışındaki C şekerini ihracat ve dahilde işleme izin belgesine kaydeden imalatçı, ihracatçı firmalar satış yaparak e, ithal edebilmektedir. Öyle önüne gelen dışarıdan şeker ithal edemiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana ekimin yapılan ve üstün çabalar gösterilerek geliştirilen şeker sektörü 1980'li yılların sonunda itibaren pancar ekiminden yüksek verim almayı başarmıştır. Özellikle 90'lı yılların ortalarına doğru yüksek verim ve doğal olarak da çiftlerin elde ettiği karlar diğer tarım sektörlerinde çalışanları cezbetmiş. Öyle ki 94'te 412 bin hektar olan pancar ekim alanı 98 yılında geldiğinde 500 bin hektarın üzerine çıkmıştır. Aynı şekilde pancar üretiminde sağlanan artışa bağlı olarak 94 yılında 13 milyon ton olan şeker üretimi 98 yılında geldiğinde 20 milyon ton üzerine çıkmıştır. Pancar üretiminde görülen bu artışın neticesinde stoklarda aşırı artışlar yaşanmıştır. Bu durum getirdiği avantajların yanında pancar üretiminde istikrarın bozulmasına ve diğer tarım sektörlerinden pancar sektörüne kaymalara neden olmuştur. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 1998 yılında kotalı üretim ve kademeli fiyatlandırma uygulamasına geçilmiştir. Türk Şeker market raflarında şekere uygun raflara erişimin sağlanabilmesi için 2021 yılı Aralık ayından itibaren raf fiyatları Türk Şeker tarafından belirlenen raf fiyat garantili RFG satışlarına başlamıştır. Bu sistemle ulusal ve yerel marketler büyüklüklerine göre ölçeklendirilmiş ve 3 kategoriye ayırarak her birine ayrı bir raf fiyatı belirlenerek her bir talep sahibinden de raf fiyat taahhüt alınmıştır. Ülkemizde sözleşmeli tarımın en optimum bir şekilde uygulandığı iyi de sonuç alındığı şeker pancaları tarımı ülkemizin ihtiyaçlarının doğrultusunda şeker ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Ülke ihtiyacına göre kapasite artırılabilir, gerekli görüldüğü takdirde de düşürülebilir. Sektörün manevra kabiliyeti buna uygundur. Şeker fabrikaları kapasitesi, üretim alanları da buna yeterlidir. Netice-i kelam bu ülkede Türkiye'de bir şeker problemi, bir şeker krizi yoktur. Başka bir programda görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, unutmayın, yorum yapmayı unutmayın.